Aracımızdaki baskı balatının araçtaki öneminden, ne işe yaradığından, ne için kullanıldığından bahsetmek istiyorum biraz size. Alışlarda motorların hangi devirde döneceğini belirleyerek hız almalarını sağlayan parça vites kutusudur. Vites kutusunun motorun devrini değiştirebilmesi için de debriyaja ihtiyacı vardır. Debriyaj, motorla vites kutusu arasındaki güç aktarımını sağlayan bir parçadır. Aracımızın motorunun devrini ayarlamak istediğimizde vitesimizi değiştirmemiz gerekir. Vitesimizi değiştirebilmek için vitesimizin motorla irtibatını kesmemiz gerekmektedir. İşte bu noktada baskı debriyaj balatası balata devreye girer. Baskı balatanın ömrü yaklaşık olarak arkadaşlar 60 bin kilometre kadardır. Tabii ki bu ömür kullanıma göre artar ya da azalır. Şu an aracımızda gördüğünüz gibi baskı balata yerini gösteriyoruz. Şu anda sökülmüş bir durumda. Arkadaşlar kesinlikle araç hareket halindeyken ayımızın debriyaj pedalı üzerinde olmamasına özen göstermeliyiz. Debriyaj pedalına sık basmak baskı balatanın çabuk bozulmasına neden olacaktır. Yani şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şu an çıkmış olan yıpranmış bir balata, baskı balata. Şu an görmüş olduğunuz gibi bu da yeni takılacak olan baskı balata ve bu yıpranmış bir şekilde değişmesini sağlayacağız şimdi. Arkadaşlar bu konuda her zaman aracımızı sürerken uygun viteste kalkış yapmalıyız. Aksi takdirde baskı balatayı oldukça zorlamış oluruz ki yokuşlarda genelde yapılan aksine kavrama noktasına kalkış yapmak yerine el freni kullanarak kalkış yapmalıyız. Bu sayede baskı balatayı zorlamamış oluruz. Bu söylemiş olduğumuz önerilere göre hareket edildiğinde aracımızın baskı balatası çabuk sıkıntı yaratmayacak. Aksine ömrünü uzatmış olacağız. Baskı balata pahalı olabilecek bir parçadır arkadaşlar. Baskı balatanın sökülüp yerine yenisinin takılması biraz zahmetli iş olduğundan, üstüne de bir de işçilik masrafı konulduğunda bize büyük masraf çıkaracak bir parçadır. O yüzden baskı balatamızın daha kullanışlı, daha iyi kullanmak için, aracımızı daha güzel kullanmak için bu önerilere uymamız gerekiyor. Bir dahaki videomuzda baskı balatanın sökülüp takılmasını sizlere anlatmak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.